Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı ile Orta Afrika Cumhuriyeti'ne Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gönderilmesinin bir yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisimizi ve çalışmalarımızı takip eden aziz milletimizi sevgiyle saygılarımla selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında İsrail'in Gazze'de yürüttüğü askeri operasyonları kınadığımı belirtmek istiyorum. Hamas ve İsrail arasında başlayan çatışmalar sebebiyle bölgede bulunan sivillerin zarar görmesi endişe verici gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Tarafların itidalli davranmak yerine karşılıklı restleşmelerle durumu daha vahim hale getirmeleri ise vicdani ve insani açıdan kaygı verici sonuçlar doğurmaktadır. Hiçbir gerekçe masumların ve sivillerin hedef alınmasını meşru gösteremez. İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı ve meşru müdafaa kapsamının dışına çıkan, daha da ileri giderek insanlık suçu sayılacak gelişmelere sebebiyet veren eylemleri derhal durdurulmalıdır. Mevcut durumda var olan gelişmelerin hiçbir tarafa herhangi bir faydası bulunmamaktadır. Bu sebeple öncelikli ve acil olarak ateşkes rejiminin tesis edilmesi gereklidir. Hemen ardındansa taraflar arasında barış görüşmeleri ortamı süratle inşa edilmelidir. Nihai olarak da yıllardan bu yana var olan ve Orta Doğu'nun temel sorunu kabul edilen meselenin kalıcı çözümü için bağımsız, egemen, siyasi ve toprak bütünlüğünü tescillemiş 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin tanınması gerekir. Ve bu durum artık engellenemez ve geciktirilemez bir zorunluluk haline gelmiştir. Sayın milletvekilleri, Afrika kıtası kültürel birikimi, doğal zenginlikleri ve artan potansiyeliyle 21. yüzyılın yükselen değeri olarak ön plana çıkmaktadır. Uzun yıllar boyunca Avrupalı devletlerin sömürgesi altında kalan Afrika ülkeleri, bağımsızlıklarını kazandıktan sonra da sömürgeci yaklaşım kıta genelinde devam etmiş, gerek siyasi krizler, gerekse de terör tehditleriyle Afrika ülkeleri kontrol altında tutulmaya çalışılmıştır. Dünya üzerinde pek çok ülkenin dikkati uzun süredir Afrika üzerindedir. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa gibi ülkeler kıta genelinde altyapı yatırımlarını artırma, yeni askeri üsler kurma ve siyasi ilişkileri geliştirerek kendilerine yeni pazarlar oluşturma gayreti içerisindedir. Öte yandan söz konusu ülkelerin kendi aralarında yürüttükleri mücadeleyi geniş coğrafyaya yayma arayışları arasında Afrika kıtası önemli bir bölge olarak görülmektedir. Bu kapsamda son dönemde kıta genelinde yaşanan bazı askeri darbeler dikkat çekmektedir. 1950 yılından itibaren Afrika'da toplam 108 darbe gerçekleşirken 112 tane de darbe girişiminde bulunulmuştur. 2020 yılından itibaren ise 7 ülkede 8 darbe yaşanmıştır. İlki Mali'de görülen ve 2020 yılında gerçekleşen askeri darbeler süreci Çad, Burkina Faso, Gine, Nijer ve Sudan ile devam etmiştir. Bu ülkelerde yaşanan darbelerle ilgili 3 önemli konu ilk bakışta dikkatlerimizden kaçmamaktadır. Bunlardan ilki, darbelerin yaşandığı ülkelerin Sahel bölgesi olarak adlandırılan kuşakta bulunması ve zengin kaynaklara sahip olmasıdır. Dolayısıyla sömürge dönemlerini tecrübe etmiş ülkelerin tamamında bir uyanış ve milli egemenliği tesis etmeye yönelik arayışın olduğu anlaşılmaktadır. İkincisi ise aynı ülkelerin neredeyse tamamının eski Fransız sömürgeleri olmalarıdır. Bu haliyle Fransa'ya karşı Afrika'dan yükselen tepkiler dalga dalga yayılmış ve halen de sinsi planlarla aynı ülkeleri sömürmeye devam eden Fransa'ya karşı artık bu ülkelerin daha fazla tahammül etmeyecekleri görülmüştür. Üçüncüsü ise her ne kadar darbelerin yaşandığı ülkelerde sömürü düzenine karşı bir başkaldırı görülse de aynı zamanda küresel bir paylaşım savaşının yaşanıp yaşanmadığı hususudur. Değerli milletvekilleri, Afrika'nın hali hazırda 1,2 milyara ulaşan nüfusu ile 2050 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun 1/4'ünün oluşturulması tahmin edilirken, önümüzdeki süreçte hem genç hem de çalışan nüfus açısından dünyada öncü bir merkez olabilmesi de kuvvetle muhtemeldir. Böylesine önemli bir potansiyele sahip kıtanın uluslararası platformlarda hakkaniyetli şekilde temsil kabiliyetine erişebilmesinin sağlanması adil bir yaklaşım olacaktır. Birleşmiş Milletler'in 5 coğrafi grubu arasında 54 ülkeyle en kalabalık grup olan Afrika, yine tek başına Birleşmiş Milletler'e üye olan 193 ülkenin %28'ini oluşturmaktadır.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi olan Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'nın dışındaki 10 üyesinden sadece 3'ünün Afrika ülkelerinden oluşması ve karar mekanizmalarında gerekli etkiye sahip olmaması ise adil yaklaşımdan uzak bir tutumdur. Ülkemizin ısrarla Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısında adil bir düzeni sağlayamadığı gerçeğinden hareket ederek üzerinde durduğu dünya 5'ten büyüktür şiarının Afrika ülkeleri nazarında ilgi, dikkat, takdir ve destekle karşılanmasının asıl nedeni de burada aranmalıdır. Ayrıca 15 Temmuz 2016 sonrasında FETÖ terör örgütünün Afrika genelinde etkisini arttırma çabası içerisinde olduğu da görülmektedir. Bu bağlamda bakıldığında da Türkiye'nin FETÖ ile uluslararası mücadelesinde Afrika'nın yok sayılamayacağı gerçeği karşımıza çıkmaktadır. Kıta ile münasebetlerini tek taraflı kazanç endeksinde yürütmeye çalışan ülkeler, terörle mücadele gibi bahanelerle Afrika genelinde önemli bölgelere askeri üs kurmuş, özellikle de doğal rezervlerin bulunduğu alanları kontrol altında tutmaya çalışmış ve iktidarlara baskı uygulamaya yönelik politikalar geliştirme gayreti göstermiştir. Türkiye tam da bu noktada dünyanın geri kalanından ayrışmaktadır. Afrika siyasetimizin insanı temel alan, kazan kazan anlayışıyla karşılıklı saygı ve birlikte kalkınmaya yönelik güttüğü politika kıta nazarında takdirle karşılanmaktadır. Yıllık 1 trilyon dolara yaklaşan ithalatıyla ve yeni ortaklar arayışıyla Afrika ile ekonomik ilişkilerimiz her geçen gün ileri seviyeye taşınmaktadır. Kıta ile olan ticaret hacmimiz 2022 yılı itibarıyla 40,7 milyar dolara ulaşırken doğrudan yatırımların değeri ise 6 milyar doları geçmiş durumdadır. Diğer yandan Afrika'ya yatırım yapan Türk şirketleri ise 100 bin kişilik istihdam sağlayarak bölge ekonomisine önemli katkılar sunmuştur. 2022 yılında Afrika'ya ihracatımız 23,6 milyar dolara ulaşırken bu tutar toplam ihracatımızın %9,3'ünü oluşturmuş ve ülkemizden 55 Afrika ülkesine ihracat gerçekleştirilmiştir. Bugün özellikle de Orta Afrika'da madencilik, tarım, hizmetler sektörü, kripto para gibi alanlarda önemli fırsatlar bulunmaktadır. Bununla beraber üretimde pamuk, madencilikte altın, kobalt ve lityuma odaklanan Orta Afrika söz konusu alanlardaki yatırımlarını Türkiye ile birlikte gerçekleştirme arzusunu da saklamamaktadır. Dolayısıyla meclis olarak gündemimizde bulunan tezkereyle Orta Afrika'nın barış ve istikrarına katkı sağlayacak olan Birleşmiş Milletler misyonuna destek sunmanın ülkemiz açısından taşıdığı anlam ve önem kendisini burada açıkça göstermektedir. Görev gücü kapsamında sivillerin korunması, silahlı çatışmalardan etkilenen kadın ve çocuklar için özel yardım ve koruma imkanlarının sağlanması, ülkedeki geçiş sürecinde siyasal hayatın işleyişine ve devlet otoritesinin tesis edilmesine katkı sağlanması, ülkenin toprak bütünlüğünün korunması gibi alanlarda ülkemizin uzun yıllardan bu yana Orta Afrika Cumhuriyeti'ne destek vermesi, ilişki ve işbirliği imkanlarımızın en yüksek seviyede devam etmesini sağlayan ana faktörlerdendir. Orta Afrika ile beraber çok uluslu yapılara verdiğimiz destekle Türkiye'nin Afrika konusundaki samimiyeti daha iyi anlaşılmakta, karşılıklı münasebetlerimiz açısından son derece olumlu katkılar oluşturmaktadır. Türkiye Afrika'nın kalkınmasına her türlü desteği vermeye bu haliyle devam etmelidir. Nihai olarak Afrika kazanacak, Afrika ile beraber elbette Türkiye de kazanacaktır. Ülkemiz kıta ile olan münasebetlerin güçlendirilmesini teminen tüm Afrika ülkelerinde temsilciliklerimizin açılmasına ayrı bir önem vermiştir. Bu bağlamda günümüz itibariyle kıta genelindeki büyükelçilik sayımız 44'e ulaşırken Afrika ülkelerinin Türkiye'deki büyükelçilik sayısı da 38'e yükselmiştir. Kıtayı en çok ziyaret eden devlet başkanları arasında Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk sırada yer alması Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkilerin olumlu seyri açısından oldukça önem arz etmektedir. Türkiye'nin bilhassa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğinden beri takip ettiği küresel siyaset, Ankara merkezli bakış açımızla insanı temel alan barışçıl ve adil politikalarımızla bütün mazlum coğrafyaların umudu olmuştur. Temennimiz, tarihsel bağlarımız bulunan Afrika kıtası ile geliştirdiğimiz ilişkilerin her kapsamdaki potansiyelinin ilerleyerek devam etmesidir. Bu vesileyle ilgili tezkereye Milliyetçi Hareket Partisi olarak olumlu yönde oy vereceğimizi belirtiyor, Gazi Meclisimizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.